önceki videolarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Shiba'yı değerlendirmeye sürdüreceğiz. İncelediğimiz Shiba Inu fiyat tahminlerine göre iyi bir yatırım olabilir diyor. Önümüzdeki birkaç yılın büyüme potansiyeli oldukça önemli. Ancak Shiba Inu makul miktarlarda satın almak daha iyidir. Çünkü proje henüz gerçek dünyadaki değerini oluşturmamıştır. Doğru, proje gerçek dünyadaki yerini oluşturmadı. Gerçek dünyadaki yerini ve değerini oluşturabilmek için bir proje başlattı. Adını iyi biliyorsunuz. Shibarium. Birincisi burada gerçek dünyadaki değerini oluşturmasıyla önümüzdeki birkaç yıl iyi bir yatırım olabilir noktası bağlantılı ve çok önemlidir. Ben Shibarium'un kafamdaki planını zaten çizdim ve vaktiyle de açıkladım. Tabii bu kesin değildir. Yani benim kesin görüşüm, şahsi görüşümdür. Bir kesinlik içermez yani. Nitekim ekibin çalışmasına göre vesaire ama buna benzer de projeler gördüğümüz için şu anda bir değişiklik olmadıkça açıkçası çok bu konuda yanılacağımı zannetmiyorum. Shibarium'un birkaç yıl, önümüzdeki birkaç sene hype bir sezon geçireceğini fakat uzun vadede sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Sebeplerini de açıklamıştım. Katman 2'lerin Solana'sı olarak Shibarium'u bu şekilde isimlendirdim. Mesela Metaverse'ün Solana'sı da Sandbox'tır. Böyle bir durum var. Niye böyle diyorum? Çünkü Shibarium özelliklerine bir bakalım. Hızlı mı? Hızlı. İyi. Gayet hızlı. Bakalım. Gaz ücretleri düşük. Çok güzel. Burada şunu görebiliyoruz. Muhakkak Polygon gibi devlerle birlikte bu özellikleri için Shibarium'u kullanacak, tercih edecek olan taraflar çıkacaktır rutin işlemlerinde. Ama ne yazık ki Shibarium tam anlamıyla ölçeklenebilir ve güvenli bir katman projesi değil. Bunu da söyleyebilirim. İşte bundan dolayı Solana'ya benzettim. Mesela Solcoin bu sezon inanılmaz işler yapacağını düşünüyorum. Ya Solcoin çok ciddi yükseleceğini düşünüyorum ya. Bu kadar yani sezonluk büyük konuştuğum herhalde başka bir altcoin yok. Yani Solcoin ama Solana ağı uzun vade sürdürülebilir değil. O yüzden Solana'nın geleceğini görmüyorum. Shibarium da böyle işte. Birkaç sene çok hype kalır. Ondan sonra söner. O yüzden bu sezon Shiba için çok iyi bir sezon olacaktır. Sol içinde mesela adını geçirdiğimiz. Ama bundan sonraki sezonlarda ne olur ne biter? İşte biz bununla alakalı bir şey söyleyemeyiz. Ben Shibarium'un sonraki sezonlarda çok zannetmiyorum. Şu anda konumuz da bu değil. Çünkü bismillah yani bu sezonu değerlendirdik daha bitti. Sonraki sezonu mu konuşacağız denir yani insana. O yüzden ama şuradaki kısım doğrudur. Önümüzdeki birkaç yıl kısmı önemlidir ve iyi bir değerlendirme noktasıdır diyebilirim. Shibarium'u da bunun için zaten oluşturdular ki adamlar hani katman projesi kullanılsın. Kullanıldıkça gelir elde edilsin. Bu gelirlerden de Shibcoin yakılsın. Sistem basit aslında. Shiba'nın madeni parasına ilişkin bilgilerin yalnızca bilgilendirme amaçlı verildiğini unutmayın. Ya tamam geç şunu. Yaklaşık bir Shib fiyatını bilmek faydalıdır. Ancak herhangi bir kripto parada olduğu gibi fiyat hareketi hakkında kendi analizini yapmanız gerekir. Bu arada alım diyordu. Makul miktarda alım. Shiba ne kadar alınır? Yani bunun tam bir tabii ki de şey yok. Hani şu kadar Shiba alın diye bir şey olmaz. Cüzdan üzerinde kişinin şeyine göre değişir. Yani şu kadar Shiba alın da şimdi 1000 dolar var. Birine az gelir, birine fazla gelir sonuçta. Öyle bir şey olur mu? 10.000 dolar Shiba alın mesela. Hani öyle diye bir şey olmaz. Ne kadar olabilir? Dediğim gibi diğer altcoin'lerle eşit skalada alım yapılabilir. Örneğin portföyde Bitcoin, Ether daha yüksek bir yüzde tutması lazım. Bunun altında işte ne olabilir? XRP, Litecoin bunlarla eşit düzeyde ben tutulabileceğini düşünüyorum Shibcoin'in. Tabi zaman zaman burada illa eşitlik sağlamanıza gerek yok nokta atışı. belli bir sermayeyi başlangıçta dağıttın mı? Dağıttın, iyi yaptın. Devamında alımlarda mesela anlık eline bir para mı geçti? Yatırım yapabileceğin bir para mı var? Şöyle bir piyasaya bakarsın. Hangi altcoin diğerlerine göre iyi duruyor? Mesela hemen ben girip bir bakayım örneğin. Bitcoin açıkçası biraz sanki şiş duruyor mesela işte. Ether bak çok yükselmiş. Altcoin'lere göre şiş duruyor. XRP'ye bakayım. XRP işte benim noktalar aklımda olduğu için şu anda XRP fena durmuyor diğerlerine göre. Desteğe daha yakın yükseliş noktasına. Mesela sola bakayım. Ha, solda fena değil bak. MA200'ün işte yakın üzerinde falan. Ya bu tarzda bir değerlendirme yapıp ben şu an tabii ki çok üstünkörü geçtim yani. Şöyle bir piyasayı genel olarak analiz edip ya bakayım benim portföyümdeki hangi altcoin'ler şu anda alım için daha mantıklı. Bakıyorsunuz hepsinin fiyatı şişmeye, tamam bekle yani o zaman. Ya, bu durum bu. Herhangi bir yatırım kararı tamam onu geç. Shiba Inu ekosistemi yerel token'ın yanı sıra resmi web sitesinden satın alabileceğiniz Leash ve Bona da ev sahipliği yapıyor. Bu paralar hakkında yeterince bilgi topladığınızdan emin olun. Çünkü bunlar Shiba Inu'dan çok daha az biliniyor. Bu doğrudur. Balinalar bu arada Leash ve Bona tarafında da iyi toplamalar gerçekleştiriyorlar. Ben size onu söyleyeyim. Yani hem Leash'te hem de Bona'da güçlü güçlü alımlar var balinalar tarafından gerçekleşen. Bakın son Shibarium vakasından sonra neredeyse 700 dolarlardan Leash patır patır şöyle bir 406 dolarlara kadar düşüyor. Şu an muhtemelen 461.25'lerde şu an MA'li. Bu pozisyonlara kadar bir yükseliş kaydeder. Leash de fena değil. Bir iki gün içinde de şöyle hafif bir açılım yapıyor anladığım kadarıyla. Bon da iyidir. Yani Bon da iyi bir coin'dir. Ne yapmış? Tekrar MA200'ü almış. Bakın bu pozisyonlara yakın bir alım noktasını içerdiğini söyleyebilirim. Balinalar da iyi topluyor ve tutuyor. Ben hep şunu demişimdir. Bon ve Shib. Bunlardan biri muvaffak olacak, diğeri olamayacak tarzı bir durum olamaz. Ya ikisi de başarılı bir proje olacak, ya da ikisi de başarısız bir proje olacak. Çünkü ikisinin de ana dayanak noktası aynı. Shibarium. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.